Evet hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Oynadım bitirdim serisinde bugün Celeste'i konuşacağız. Bildiğiniz üzere Celeste aslen 2018 yılında çıkmış bir platforming oyunu ve siz de anlayabileceksiniz ki 2018 yılı çok ama çok yoğun bir yıldı. Nereden baksanız 2021 yılına gireceğiz ama hala 2018 esintileri oyun gündeminde yer alıyor. Yani çok büyük bir ihtimalle bir daha 2018 yılı gibi bir yıl uzun bir süre görmeyeceğiz. Ve işte Celeste 2018 yılında çıkmış oyunlardan biri. Ama birçok yapımın arasında benim gözden kaçırmış olduğum bir oyundu. Hatta Game Awards ödüllerinde yılın oyunu adayları arasında görünce baya bir şaşırmıştım. Uzaktan bakınca çünkü sadece boş 2D platformer ve hani birazcık Zor bir oyunmuş gibi gözüküyor ama işin aslında gerçekten oldukça iyi bir oyunmuş Celeste. Şimdi yavaştan Celeste'i konuşmaya başlayalım. Çünkü gerçekten Celeste beni baya bir şaşırttı. Göründüğünden bir tık daha fazlası. Şimdi herkes dışarıdan bakınca Celeste sadece bir 2D platformer, hani birazcık hardcore oyuncuya hitap eden bir oyunmuş gibi gözüküyor dışarıdan ama aslında bakarsanız hiç öyle değil. Celeste gerçekten çok ama çok iyi bir eser olmuş. Yılın oyunu adaylarında olmasını şimdi çok daha rahat bir şekilde anlayabiliyorum. Oyunun tabii ki platform mekanikleri olsun, bölüm tasarımları olsun. Bunlar gerçekten çok çok iyi. Bunları yine konuşuruz ama oyun bir platform oyun olmaktan ileri gitmeye çalışmış ve bunu gerçekten çok takdir ettim. Her şeyden önce oyun art design bakımından gerçekten harika bir iş çıkarmış. Her bir çeptire birbirinden farklı gözüküyor. Birbirinden farklı renk paletleri kullanılmış. Ve bunları harita dizaynına çok güzel bir şekilde yansıtmış. Oyun harika gözüküyor. Her bir bölümün kendine özel atmosferi var. Karakterler aynı şekilde çok güzel cıvıl cıvıl çizilmiş hepsi. Yani oyunda ilerlerken gördüğünüz hiçbir şeyden sıkılmıyorsunuz. Sürekli sizi bir merak içerisinde bırakıyor. Sürekli gördüğünüz şeyler sizi cezbediyor. Ve yani bir bir süreden sonra sadece ileri atıp zıplamaktan fazlasını görmeye başlıyorsunuz oyunda. Ve beni daha da çok şaşırtan şey oyunda bir hikaye olması. Oyunda gerçekten bir hikaye var ve emin olun oyun ilerledikçe bu hikaye güçleniyor. Özellikle oyunun ilk saatlerinde cutscene'leri geçmek isterken oyunun sonlarına doğru böyle ah bir cutscene olsa da izlesek ne olmuş ne bitmiş hikayede öğrenmek istiyorsunuz. Gerçekten karakter ilişkileri var. Gerçekten güzel yazılmış, tatlı yazılmış bir hikaye var ortada. Hani zaten bir platform oyunu müthiş bir hikaye beklemiyordum ama işin sonunda hani gerçekten oturup bir e, hani çıkan yazıları okuduğumu görmek benim için birazcık şaşırtıcı oldu. Hatta azıcık da böyle hafif etkilenir gibi oldum ne yalan söyleyeyim. E, bunlar gerçekten hoş detaylar. İşin finali de insanı gerçekten mutlu ediyor. Böyle yüzünde güzel bir gülümseme bırakıyor. O yüzden Celest'in hikayesini, art dizaynı vesaire kesinlikle e, muazzam buldum bu konuda kesinlikle hiç şüphem yok bir de oyunun oynanış kısmı var tabii ki oynanış kısmından normalde ilk, ilk başta bahsedecektim ama oynanış zaten gözüktüğü gibi Celeste gerçekten çok ama çok iyi bir oynanışa sahip e, sürekli Super Meat Boy ile karşılaştırılan bir oyun olmuş e, Super Meat Boy'da da sürekli gidiyorsunuz ölüyorsunuz gidiyorsunuz ölüyorsunuz falan ama ee, yok. Celeste tam olarak Super Meat Boy değil. Celeste birazcık daha farklı bir oyun. Biraz daha sakin, biraz daha ekranda olup biten şeyleri görebildiğiniz, birazcık daha ağır bir oyun. Ve oynanış mantığı ne kadar Super Meat Boy'a benzese de kendi içerisinde gerçekten çok ama çok iyi bir platform oyunu olmuş Şöyle ki Ben çok kötü bir oyuncuyum Son zamanlarda da Crash Bandicoot'u falan bitirdim Aynı zamanda Battletoads adında bir oyun var Onu da bitirdim onun da incelemesi gelecek Bunları bitirdiğim için kendine gurur duyan bir insanım Çünkü ben gerçekten kötü bir oyuncuyum Ve Celeste'i bitirmek benim için gerçekten büyük bir sürpriz oldu Çünkü Celeste her ne kadar Hani böyle tatlı gözükse de güzel Hani piksel piksel tatlı grafikleri olsa da Güzel bir hikayesi olsa da Oynanışı hiç hani o kadar herkesin oynayabileceği bir oyun gibi değil Ama bir şekilde oyunu kurduğu sistem sayesinde oyunu bitirebildim. Bu sistem de şu şekilde işliyor. Her bir bölüme geldiğinizde ufak bir checkpoint alınıyor ve o bölüm içerisinde öldüğünüz an tekrardan deneme şansınız oluyor. Loading beklemek yok, başka bir şey yok, herhangi bir cutscene girmesi yok, zaman kaybı yok. Ölüyorsunuz tekrar başlıyorsunuz, ölüyorsunuz tekrar başlıyorsunuz ve bu o kadar hızlı gelişiyor ki bir süreden sonra ha burada bunu yapacağım, burada bunu yapacağım, burada bunu yapacağım derken o bölümü geçmiş olarak buluyorsunuz kendinizi. Bu gerçekten çok eğlenceli bir şey. Oyunun zorluğu şuradan geliyor. Tabii ki platform mekanikleri çok iyi. Karakter siz hangi tuşa basarsanız onu uyguluyor. Herhangi bir gecikme, herhangi bir eksiklik yok. Ama harita tasarımları birazcık üstüne düşünülmesi gereken. E, haritalar olmuş. Yani direkt öyle zıplayayım zıplayayım kenar uçayım değil. Bazı haritalarda gerçekten oturup böyle hemen burada bunu çekmeliyim. Hafif bir puzzle'ımsı yapıda bulunuyor haritalar içerisinde. O yüzden öyle hemen atlayayım zıplayayım edeyim falan yok. Birkaç kez oynanması gereken haritalarda bulunuyor. Ve bence bu gerçekten oynanışı çeşitli kalıyor. Oyunun platform mekaniklerini, oynanış tarzını, sistemini Gerçekten çok beğendim kısacası. Bana oldukça keyifli saatler geçirtti. Bazı noktalarda sinirden kudurmadım değil. Tabii ki de sinirlendim. Kötü bir oyuncu olduğumu söylemiştim. Bu demek değil ki yine de hani kolayca bitirdim. Oldukça zorlandım. Bazı yerlerde gerçekten kafayı yedim ama eninde sonunda oradan zıplayayım, buradan uçayım, şunu geçeyim falan derken oyunu bitirdim ve gerçekten çok ama çok beğendim. Aslına bakarsanız oyunun müzikleriyle, atmosferiyle, art dizaynıyla, hikayesiyle düşündüğümde bu kadar ufak bütçeli bir oyuna verebileceğim puan böyle 10 üzerinden 10 diye bağırmak istiyorum ama maalesef de ufak tefek eksikleri var. Mesela oynanış her ne kadar çok eğlenceli de olsa sizi oyunun sonuna kadar sıkmadan götürüyor da olsa ufak tefek eksikler bulunuyor. Bu eksikler neler? Yeterince özelliğiniz yok. Oyunun ilerleyen kısımlarında çok güzel özellikler açıyorsunuz. Evet. E, şimdi burada söylemeyeyim. Spoiler olmasını istemiyorum. Çünkü hepinizin bir kez de olsa oyunu deneyim etmenizi istiyorum. O yüzden spoiler vermeyeceğim. Ama yeteri kadar özellik açıldığını düşünmüyorum. Oyunu yapan arkadaşların gerçekten kafası çok ama çok iyi çalışıyor. Çok güzel haritalar yapabilirlerdi. Yeni özellikler vererek ama ilk oyunun olmasının verdiği dezavantaj mı olsa gerek? Hani çok fazla riske girmemişler. Çok fazla yeni mekanik eklememişler. Ufak tefek eklentilerle oyunu devam ettirmişler. Keşke oyuna böyle farklı farklı mekanikler de eklenseydi de oyunun sonuna kadar farklı şeyler Görebilme imkanımız olsaydı. Bu konuda birazcık eksik kaldı. Oyunu bitirdikten sonra geriye baktığınız aklınızda tek kalan şey zıplayıp bir yere tutunup öbür tarafa atlamak olabiliyor. Bu birazcık üzücü. Onun dışında boss savaşı eksikliğimiz var. Boss sayısı savaşımız gerçekten çok az. Aslına bakarsanız boss savaşlarıyla uğraşmak eğlenceli. Celeste'in kendi imkanlarıyla yaptığı boss savaşları oldukça güzeldi aslında. Keşke birazcık daha bunların da sayısı fazla olsaydı. Oldukça mutlu olurdum ama. Yine dediğim gibi muhtemelen... Celestin bu daha ilk çıkan oyun olduğu için birazcık eksik çıktı ortaya ama e, emin bunlar ekstra eksik. Normal oyun deneyimizi baltalayan bir şey değil bunlar. Olsaydı çok çok daha iyi olurdu. 10 üzerinden 10'a yaklaşacak bir deneyim olurdu. Bu haliyle çok rahat 8-8.5 olduğunu düşünüyorum. Hatta 9'u bile zorlar. Çünkü bu bütçeyle yapılabilecek en iyi platform oyunlarından biri. Hoş bir hikaye. Oldukça eğlenceli mekanikler. Biraz zorlayıcı oynanış. Art Design, müzikler falan derken gerçekten Celeste beğendiğim oyunlardan biri oldu ve 2018 yılı yine yıllar geçmesine rağmen beni şaşırtmıyor. Tekrardan kendini konuşturuyor. Evet, kısacası Celeste bu şekildeydi. Aslında ne yalan söyleyeyim daha fazla övmek istiyordum Celeste ama bence yeteri kadar övdük. Herkese tavsiye ediyorum. Epic Games'te bedava verilmişti zamanında. Eğer kütüphanenize ekleyip bıraktıysanız bir bakın. Onun dışında indirimleri de kovalamanızı tavsiye ederim. Kesinlikle alıp bir oyuna indirim. Çünkü gerçekten işin sonunda çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. O zaman arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.